Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Vural Arısoy. Yine bugün konuşuyorum da sizlerle mide küçültme ameliyatının koronavirüste nasıl bir bağlantısı var? Bu ameliyatı olanlar, yaşayanlar şu anda ne yapıyorlar, ne hissediyorlar, durumları nasıl? Bunun üstüne biraz bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir de ilk videoyu yaptığım tarihten bugüne kadar yaklaşık bir 3 aylık süre geçti. Birçok izleyicimiz seyreden yorumlarıyla katkıda bulundular. Çok farklı yorumlar var. Bunları değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede tüm dünya bu hastalıktan, bu virüsten kurtulur. Bütün duam temennim bu yönde. Ama bizim gibi, benim gibi bu ameliyatı, mide ameliyatı olmuş insanlar için çok daha zorlu bir süreç var. Çünkü bizim bağışıklık sistemimiz maalesef diğer insanlara göre biraz daha zayıf. Çünkü ben hala 4. ayındayım ve meyve sebze yiyemiyorum. Hala sanki ameliyattan yeni çıkmış gibiyim. Bunu kötü manada söyleyen izleyicilerimiz de var. Hatta 2 gün önce bir izleyicimiz yorumunda şöyle bir ifade kullanmış. Yani sen daha yenisin, çok güzel anlatıyorsun, anlatmanı beğendim ama ben 4 yıl oldu bu ameliyatı olalı ve çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Hala bir şey yiyemiyorum. Benim için de bu gerçekten bu böyle. Yani bu bir diyet değil. Ben zaten ilk videomda bunu anlatmaya çalıştım. Yani bu diyet yapmak, işte bu bir gün bitecek. Hayır, bu bitmeyecek. Yani bundan sonraki hayatımız böyle olacak. Hiçbir zaman ben belki kızarmış ekmeğin üstüne tereyağı sürüp işte peynirlerle, belki sucuklu yumurtayla yiyemeyeceğim. Yani bu dönem bitti. Veya bir döner dürüm yiyemeyeceğim. Gözleme yiyemeyeceğim. Yani bunun farkındayım. Bazen canımı da sıkıyor bu. Hatta bazen evde bunu konuşuyoruz. Ya acaba, yani keşke. Hatta ben doktorumun ilk yanına gittiğimde, kontrol muayenesine gittiğimde bana dedi ki, yani her şeyi bir tarafa bırakın. Adam bana dedi ki, pişman mısın? Ben dedim ki, hayır pişman değilim. Şu an içinde bunu aynen söyleyebilirim. Hayır, kesinlikle ben bu ameliyatı olduğum için pişman değilim. Ve özellikle tekrar ediyorum, kronik obezite sorunu olanlar. Yani artık ben zayıflayamayacağım. Ne yaparsam yapayım ben zayıflayamıyorum diyenlerin %100 bu ameliyatı olmalarını ben tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Ben 4 ayda 50 kilo verdim. Bu normalde bu ameliyatı olanlar arasında da çok yüksek bir rakam. Ama ben nasıl verdim bu kiloyu veya ne yaptım da verdim bilmiyorum. Ben sadece yiyemiyorum, onu biliyorum. Ekstra bir spor yapmıyorum. Zaten yapmam da yasak. Sadece doktor bana yürümemi tavsiye etti ama bu virüsten dolayı yürüyemiyorum da. İşte ne zamandır ilk defa, belki de 15 gündür ilk defa dışarı çıktım. Bugün atölyemdeyim. Ve gelen yorumların üstüne bu videoyu yapma gerekliliğini hissettim. Onun için sizlere bunları paylaşıyorum. Şu anda bugün ayın, yanlış bilmiyorsam 15 Nisan olması gerekiyor ve ben 50 kilo verdim. Bu evet güzel ama bence bundan daha önemli olan şeyler var. Yani ameliyatı, acaba ameliyat olsam mı olmasam mı diye düşünenlere şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi, herkeste etkileri farklı oluyor. Ben konuştuğum arkadaşlarım var. Dün akşam da bu arkadaşlarımdan biriyle konuştum. Ki o 210 kilo ile bu ameliyata girdi. Ondaki etkileriyle bendeki etkileri farklı. Ben daha hızlı kilo veriyorum ona nispeten. Daha o 3 yılda 100 kilo verdi. Ben şu anda 4. ayındayım ve 50 kilo verdim. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bir duraklama dönemini yaşadığımı söyleyebilirim. Yani yaklaşık son 40 gündür kilom çok fazla değişmedi. Hemen hemen aynı. Yani bir türlü 139'a 138'i göremiyorum. Yani 137'yi göremiyorum. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Böyle bir problem var ama herkeste etkisi farklı. Onun için eğer bu ameliyatı hala yapmayı düşünüyorsanız çok iyi tetkik etmeniz lazım. Ama neyse, bugün bizim konuşacağımız konu virüs, bağışıklık sistemimiz. Çünkü biz her şeyi yiyemiyoruz. Yani bu ameliyatı geçirmemiş insanlara nazaran böyle bir eksikliğimiz var. Dışarıdan vitaminleri takviye etmek zorundayız. Buna dikkat edin. Su almaya dikkat edin ve diğer insanlara nazaran biraz daha kendinizi korumanızı ben tavsiye ediyorum. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilir veya edilmez ama siz kendi sokağa çıkma yasağınızı ilan edin. Hijyeninize siz dikkat edin.
Çünkü böyle bir durumda Allah korusun virüsün size bulaşması durumunda vücudunuzun ne kadar dirençli olacağı belirsiz. Yani ben kendimden biliyorum. Onu bağışıklık sistemim ne kadar iyi durumda, ben bunu ne kadar besleyebiliyorum bunu bilmiyorum. Çünkü yediklerime bakıyorum. Şu anda benim artı yiyebildiğim en önemli ürün ceviz ve hurma. İmkanı olanlara ben tavsiye ediyorum. İkisi de müthiş. Bir kere bağırsağınızı inanılmaz derecede düzeltiyor. Daha hızlı çalıştırıyor, temizliyor. Ben bununla ilgili doktora da gittim. En büyük sorunum oydu. Bu ameliyat olduktan sonra. Çünkü ameliyata hemen olduktan sonra başladı bu. Neredeyse tuvalete gitme oranım haftada 1'e düşmüştü. Doktor bana ilaçlar verdi bununla ilgili. Birkaç gün kullandım. Ondan sonra bir vesile bir hurma yemeği deneyeyim dedim. Ve baktım ki midemi ağrıtmıyor. Cevizi de yedim, o da ağrıtmıyor. Onun dışında fındık yiyemiyorum, badem yiyemiyorum, fıstık yiyemiyorum, çekirdek çitleyemiyorum. Bunların hepsi 2-3 taneden sonra midemde bir ağrı veriyor, sancı veriyor. Ama cevizle hurma hem doyurucu hem tatlı ihtiyacınızı kesiyor. Hem su içmenize sebep oluyor. Yani birçok faydası var, hem de bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Bunu ben tavsiye ediyorum. Bu ameliyatı olmuş olanlara veya bu ameliyatı olmasa da bu tür problemleri olanlara, dışarıdan ilaç kullanmanıza gerek yok. Hurma mükemmel bir yiyecek bu manada. Yani internetten de baktığınız zaman zaten faydalarını görebilirsiniz. Okuduğum zaman ben şaşırdım. Emin olun siz de şaşıracaksınız. Ben hala aynı noktadayım. Bugün yine bir arkadaşımla konuştum. Ameliyat üstüne. Onun annesi ameliyat olmuş. Demir eksikliğinden bahsediyor. Ama dediğim gibi temelde şöyle bir sorun var. Ya ben çorabımı giyemiyorum yani. Ya bunun bir daha bir ötesi yoktu yani. Ya çorabımı giyemiyorum. Çorabımı ayağımdan çıkartamıyorum. Ayaklarımı yıkayamıyorum. Yani elimi enseme götüremiyordum. Kolumu belime koyamıyordum. Yani daha bir şey söylemeye gerek yok ki. Uyuyamıyordum. Çalışamıyordum. Yani evet, şu anda da gözleme yiyemiyorum. Ya varsın gözleme yiyemeyim. Yani çünkü şu andaki halim o kadar inanılmaz ki. Yani ben bile aynada kendimi gördüğüm zaman şaşırıyorum. Yani 50 kilo verdim ve kemerimdeki delikler hızla artmaya başladı. Gardırobumu attım çöpe. Dün kızım bana sarıldı ve dedi ki baba inanamıyorum. Ellerimle arkadan seni tutabiliyorum. Ya bu ne büyük, inanılmaz bir şey. Çok hareketlendim. Yürüyebiliyorum artık. Yorulmuyorum. Nefes nefese kalmıyorum. Peki o en sevdiğim mantığı yemesem olur mu? Evet, olur. Bu daha güzel. Çünkü daha fazla sevdiğim insanlarla vakit geçirebiliyorum. Evet, biraz dikkat ediyorum. Her şeyin saatli olduğu, zamanlı olduğu. İşte sürekli önümde su var. Su içmek zorundayım. Çay içtiğim zaman su içemiyorum. Su içtiğim zaman çay içemiyorum. Bir bardak, yani bunu bilmiyorum biliyor musunuz ama mideniz küçüldüğü için eskisi gibi değil. Ben hatırlıyorum gençlik dönemlerimi. 1 litrelik kolayı, hatta bir kere 2 litreyi de denedim. Kafama diktiğim zaman tek nefeste bitirebiliyordum ben. Yani kolayı bitirebiliyordum. Bırakın şimdi kolayı, bir bardak suyu tek nefeste bitirdiğim zaman Allah'ım diyorum ya, bu ne muhteşem bir şey. Yani kana kana su içmek var ya, bu benim için sadece bir deyim şu anda. Kana kana su içemiyorum çünkü midem küçük. Veya kana kana suyu içersem çay içemeyeceğim. Çayı içtim, kahve içemeyeceğim. Onu içtim, suyu içemeyeceğim. Ama benim hayatımdaki en önemli şey su. Onun için her şeyi suya göre programlıyorum. İş yerimde eskiden işte sabahları çayımı kahvemi yapardım. Şu anda yapmıyorum. Sabah kahvaltısında bir bardak, küçük bardakla içebilirsem bir çay içmeye çalışıyorum. O da çaya vefamdan dolayı. Yoksa onu da içmesem olur. Bazen işte aralarında tartışma çıkıyor. Yeşil çay, normal çay ve kahve arasında. Çünkü birini tercih etmem lazım. Evet, böyle sıkıntılar var. Ve bu devam edecek. Belki de hiç bitmeyecek ama şu anda içinde bulunduğum durumu göz önüne alırsak, ya varsın olsun ya. Varsın, çay içemeyin. Ben aynı fikirdeyim sevgili dostlar. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ameliyat olmayı düşünenler ne olur bunu çok iyi düşünün, çok iyi hesaplayın, hiç acele etmeyin. Ve artık yapabileceğiniz hiçbir şey kalmadıysa bu ameliyat olun. Çünkü ameliyatı olduktan sonra geri alamazsınız. Bunları da kafanıza koyun.
Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.